Diyelim ki 100 bin dolar ciro yaptı. Benim ARR dediğimiz, annual run rate dediğimiz ya da işte annual recurring revenue vesaire de denebiliyor. ARR'ımın şu anki güncel en son işte Nisan cirom çarpı, o ayı alıyorum bu arada. Mart cirom 50 bin de dolar da olabilir. 12 ile çarpıyorum sanki tüm yıllıklandırılmış hali bunun nedir diye. Ve diyorum ki 1,2 milyon dolar benim aslında ARR'ım var diyorum. İş planı yapıyoruz. Affiliate'lerle konuşuyoruz. Bayilerle konuşuyoruz. Onu yap, bunu yap. Nasıl yiyoruz abi biz ya? Nasıl yiyoruz? Satış yap. Marketing, content, WordPress kur. Onu yap. Video çek. Yurt dışına şey bu. Vallahi bittik ya. Bıktık ya. Eko eğer yapmayı bilmiyorsan ben yapayım. Onu da ben yapayım. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayız. Karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu. Bugün arkadaşlar sizlerden gelen her zaman gibi bir soruyu cevaplamaya çalışacağız dilimizin döndüğü kadarıyla. O da şirket değerlemeleri nasıl yapılıyor? Şimdi bunun teknik bazı değerleme metodolojileri var, metotları var işte nakit akımı indirgenmesi işte falan gibi böyle Türkçe'ye çevrilince çok komik ve saçma ve anlaşılmaz duran. Böyle işte birkaç tane daha çok denetim ve işte M&A firmalarının, audit firmalarının, işte danışmanlık firmalarının böyle şirket değerlemesi yaparken kullandığı bazı metodolojiler. Bunlar daha ağırlıklı geleneksel şirketler, işte sanayi şirketleri, fabrikalar, bazen ticaretle uğraşan işte ne bileyim tekstil firmaları vesaire gibi firmalar da bu tür metodolojiler kullanıyor. Ama ben şirket değerlemesi sorusunun da daha çok aslında teknoloji şirketleri ve startuplar üzerine geldiğini varsayarak arkadaşlar. Bugün birazcık o çok kısa hani startuplar nasıl değerleniyor, sektöre göre nasıl değerleniyor, hikaye nasıl gidiyor gibi birazcık ondan bahsedeceğim çok kısa. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bir şirketin değerlemesi aslında arkadaşlar insanların ona ne kadar para ödemek istediğiyle ve ona ne kadara kabul ettiğiyle, ne kadara almaya niyetli olduğuyla aslında ilgisi var. İşte halka açık şirketler, borsaya kotalı şirketler biliyorsunuz zaten işte bir hissesini satın alabiliyorsun ve orada şirketin bir değeri oluyor. Yani bir işte market cap dediğimiz bir şirketin toplam bir değeri var. O değişebiliyor işte hisse fiyatına göre, hisse fiyatı çarpı hisse sayısıyla o değer bir şirket değeri belirlenmiş oluyor. Siz işte bir hisseyi 700 dolara alıyorsunuz. Örneğin yurt dışındaki bir hisseden bahsedelim. Hatta hemen anlık bakalım. Midas reklamı olsun. İşte örneğin şu an Tesla'nın hissesi işte 670 dolarmış arkadaşlar. Ve 670 dolar üzerinden de şu an 646 milyar dolarlık piyasa değeri mevcutmuş. Bu piyasa değeri aslında niye böyle? Çünkü niye inanılmaz da hızlı yükseldi? Çünkü bunu ödemeye razı olan. Ya okey ben bunu kabul ediyorum. Bu bedel okeydir ya benim için. Bence bu şirket bu değeri eder diyen insanların sayısı çok olduğu için bu şirket değerlemeleri belirlenebiliyor. Bunlar unutmayın ki halka açık şirketler için geçerli olan formül arkadaşlar. Eğer ki bir şirket özel bir şirketse, İngilizcesi private diye geçiyor. Özel bir şirket yani işte bilançosuna böyle herkese açıklamıyor. İşte sen onun ne kadar ciro yaptığını, ne kadar kâr ettiğini, ne kadar büyüdüğünü vesaire vesaire bilmediğin şirketlerde ise hikaye birazcık daha farklı ilerliyor. Yine aslında aynı mantık var. Ben bugün diyebilirim ki, örneğin kendi şirketimizden bahsedelim. İKAS 100 milyon dolarlık bir şirkettir. Ve buna da bir yatırımcı desin ki ben kabul ediyorum İKAS 100 milyon dolar eder ve yatırım yapsın size. Artık İKAS arkadaşlar 100 milyon dolarlık bir şirkettir. Çünkü bunun karşılığında buna para ödeyen, bu değerlemeyi kabul eden en az bir taraf olacağı için bu değerleme geçerli olacaktır. Tabii bu değerlemeyi yüksek bulup bu rounda yani bu tura girmek istemeyen veya yatırım yapmak istemeyen veya fazla bulacak bir firma insan olabilir. Bu çok apayrı bir şey ama bunu bir kişinin bile kabul ediyor olması kritik. Aynı hani para değiş tokuşu gibi bugün ben size 100 dolar verdim. Aslında bir kağıt parçası veriyorum ve 100 dolar aynı kağıt parçası üzerine 100 dolar yazmayıp işte
ne bileyim 10 TL yazsa arada uçurum var. Biri 100 dolar işte 830 lira şu an kurla. Birisi 10 TL ama ikisi de bir kağıt parçası. Oradaki bir tanesini daha değerli kılan şey aslında ikimizin de bu konu üzerinde ortak bir anlaşmaya varıyor olmamız ve daha değerli olan 100 doların daha değerli olduğunu kabul ediyor olmamız. Aynı şirket değerlemeleri de bu şekilde. Hemen değerleme işte çarpanları, rasyoları vesaire nasıl oluyor ondan bahsedeyim çok kısa. Şimdi ben daha çok kendi sektörümüzden yani SaaS, bulut tabanlı şirketler için konuşacağım. Dönemsel olarak değişiyor. Yani genel olarak değerleme miktarı bu arada sizin yıllık ortalama beklediğiniz ciro veya yıllık yaptığınız ciro ki burada da fark olabilir. Kimi zaman sizin 12 ay boyunca yapmayı planladığınız ciro çarpı bir rakamdan da şirket değerlemeniz belirlenebiliyor. Mevcutta en son geçirmiş olduğunuz tüm yılın işte cirosu çarpı o bir çarpanla değerlenebiliyor şirketiniz. Veya son olarak şirketiniz sizin işte ben bu senenin örneğin Nisan ayında arkadaşlar diyelim ki 100 bin dolar ciro yaptı. Benim ARR dediğimiz, Annual Run Rate dediğimiz ya da işte Annual Recurring Revenue vesaire de denebiliyor. ARR'ımın şu anki güncel en son işte Nisan cirom çarpı, o ayı alıyorum bu arada. Mart cirom 50 bin de dolar da olabilir. O Nisan çarpı 12 ile çarpıyorum. Sanki tüm yıllıklandırılmış hali bunun nedir diye. Ve diyorum ki 1,2 milyon dolar benim aslında ARR'ım var diyorum. Şimdi yani diyorum ki ben her ay Nisan gibi yapsam bir yılda 1,2 milyon dolar ciro yapardım diyorum. Ve daha sonrasında bu 1,2 milyon dolar cironun da bir çarpanla, bir rakamla çarpıyorum şirket değerini bulmak için. Daha doğrusu bunu aslında sektör, piyasa ve yatırımcılar yapıyor. Tabii burada bir rakamla sizi çarparken hani endüstri standartları var yani işte 8 ila İşte 12-15 arası veya 6 ila 15 arası vesaire gibi. Buna discount deniyor. Sizin bulunduğunuz bazı faktörlere göre, bazı sahip olduğunuz avantaj, dezavantajlara göre bu çarpanları artırıp azaltabiliyor. Örneğin ben belki dolar karşılığı olarak aylık 100 bin dolar ciro yapıyorum ya da Nisan'da yapmışım ve ARR'ım 1,2 milyon dolar ama aslında müşterilerimin tamamı Türkiye'de. Ciromun tamamı Türkiye'de Türk lirasıyla kazanıyorum ve sürekli kur riskine maruz kalacağım. O zaman işte bir discount diyorsunuz yani bir indirim oluyor. Yani size o örneğin normalde başka Amerikalı firma olsa 1,2 milyon doları 15 ile çarpacakken işte yatırımcı ve ona göre size bir şirket değeri biçecekse siz burada Türk lirası kazandığınız için sizi örneğin 8 ile 6 ile çarpabiliyor. Genel olarak yabancı döviz birim yani dolar ya da euro ciro yapıyor olmanız, müşterilerinizin ağırlıklı olan kısmının yurt dışından oluyor ve kur riskine çok tabi olmuyor olmanız arkadaşlar, sizin buradaki şirket değerlemenizi belirleyecek olan çarpanda daha yüksek bir rakam elde etmenizi sağlar. Hemen ortalama bir rakam olan 10'u alalım. Genelde 10'la alınıyor. Yani hemen döndüğümüzde hesaba benim 1,2 milyon dolar ARR'ım var. Yıllık tekrarlayacak cirom var. Çarpı 10'dan 12 milyon dolar arkadaşlar bir değerleme genelde çıkabiliyor. Şimdi bulut tabanlı şirketsin ama bir de tabii bulut tabanlı şirket bir yazılım üretirken çok böyle hype yani trendy bir iş desen ve gerçekten piyasada çok böyle o dönemde oraya çok yoğun ilgi varsa arkadaşlar İşte o zaman aynı zamanda demin bahsettiğim o bir sonraki 12 ayda, bir sonraki yıl yapabileceğin cirodan da bu 10 çarpanını alabiliyorsun. Yani ben şu an 1,2 belki ARR'ım var ama önümüzdeki sene aynı dönem ben 300 bin, 400 bin dolar ciro, işte aylık ciro yapacağımı düşünüyorum. O da benim önümüzdeki sene ARR'ımın çarpı 12'den 400 bin dolardan 4,8 milyon dolar olması anlamına geliyor. Bazen bu önümüzdeki sene yapacağın aylık cironun yıllıklandırılmış halinin de 10 ile çarpılması şeklinde bir şirket değerlemesi bulabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir şey. Yani ben önümüzdeki sene yapacağım dediğin cirodan bir de 10 ile çarpıyor adam. Ve o zaman da şöyle bir rakam çıkıyor. Şu anda aylık 100 bin dolar yapmış bir şirketin o zaman
4.8 milyon ARR'dan çarpı 10'dan 48 milyon dolar gibi değerlemesi de çıkabiliyor. Yani gün sonunda aslında kimilerine karışık gelmiş olabilir, kimileri çok dikkatli dinledi ve anladı konuyu ama gün sonunda tamamen olay bulunduğunuz sektöre, hani bulut tabanlı, oradaki kendi nişe dikeye, yani işte orada fintech misiniz, işte e-com musunuz, işte regtech misiniz, healthtech misiniz, insurtech misiniz, yani hangi dikeyde yazılım üretiyorsunuz, pazar büyüklüğü, o anki o işin ne kadar trend olduğu vesaire gibi konular, hepsi değerlemenizi sizin etkiliyor. O anlamda böyle kendinizi çok büyük beklentileri de sokmayın. Çok da böyle düşük de görmeyin yani şirket değeri olarak. Bir de şöyle bir şey de var. Yine değerlemelerde ekipler vesaire de çok kritik. Yani gerçek anlamda daha potansiyelli bir ekip yatırımcılar gözünde daha değerli olup daha yüksek çarpanlar alabiliyor. Bir de eğer bir şirket potansiyelli ise, ekibi kurucuları çok iyi ise, pazar büyüklüğü, yani o TAM dediğimiz Total Addressable Market, yani toplam gidilebilecek pazar büyüklüğü de yeterince büyükse arkadaşlar, o zaman zaten yatırımcılar da senin şirketinin üzerine üşüştüğü için o zaman işte o çarpanların da birçok önemi kalmıyor. Yani sen bir yatırımcı geliyor diyor ki ya işte senin ben ARR'ını 10'la çarptım, senin şirket değerin işte 1.2 milyon dolardır diyor bir tanesi. Mesela 12 milyon dolardır diyor bir tanesi. Başka yatırımcı sana yatırım yapmak istiyor ki ben diyor 15 milyon dolar varsayıyorum seni. 15 milyon dolardan sana yatırım yapacağım. Diğeri diyor ki yok diyor ben sana 25'ten de yaparım. Bence senin şirketin değeri 25'tir diyor. O zaman işte o daha hayali ve havadaki rakamlar başlıyor uçuşmaya. Şimdi diyebilirsiniz ki abi öyle uçuşan bir şey mi bu? İşte en başta dediğim konu, karşı taraf bunu ve ödemeye razıysa, bunu bir şekilde kabul ediyorsa artık onun geçerliliği vardır arkadaşlar. Hele ki o değerleme rakamı özellikle sektörde, yatırım piyasalarında böyle kabul görmüş, reputasyonu yüksek, daha önce çok başarılı girişimlere yatırım yapmış, onlardan exitler yapmış fonlara aitse bu teklifler, o zaman daha da hani itibar görüyor ve evet diyorlar, aslında işte İKAS diyelim ki şu kadar milyon dolardır deniyor. Orada işte birilerinin içeride size term sheet deniyor buna, yani size o teklifi sunuyor olması, ben sana şu kadar değerlemeden şu kadar yatırım yaparım demesi ve o term sheet'i oradan almanız sizin girişiminiz için inanılmaz büyük avantaj. Çünkü ne kadar çok term sheet toplamaya başlarsanız, ki term sheet'leri de iyi VC'lerden, iyi yatırımcılardan alırsanız zaten diğerleri de oraya girmek isteyecektir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi konunun içinde başka potansiyel bir konu daha çıkarmış olduk. Bir sonraki bölümlerde de onu şey yaparız, anlatırız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Müzikimiz var. Alo. Merhaba. 20.50. 20'ye gelmedi mi? Yok. Çünkü 20.50 de o yüzden hani demiştim ya, 20 olsa altına şey yaparız diye. Maliyetiniz nasıl 20 ya? Politika faizi belli, bankaları %1 daha azdan verip fonluyorlar falan. Allah Allah. Okey. Tunç söyledi mi size toplam ne kadar kullanacağımızı? Aha, kritik konu, evet.